Bir oto masasında daha Babür Gürel'le beraberiz. Babür Bey, önce Otoride'i biraz anlatır mısınız? Nasıl gidiyor site? Site iyi. Ortalama 4000 günlük tekil ziyaretçi sayısı. Aylıkta tabii 120 bin lira denk gelen bir trafik çıkıyor ortaya. Allah'a şükür iyi gidiyor. Bu kriz döneminde insanlar edinemeyecekleri, alamayacakları, uzanamayacakları otomobilleri benim gibi birçok otomobil sitesinden bulup, görüp hiç olmazsa fikir sahibi oluyorlar. Bu arada diğer arkadaşlarımın siteleri de çok başarılı. Hepsinin çok çok iyi siteleri var. Mümkün olduğu kadar otomobil sitelerini takip edin. Şunun için takip edin. Sektörden uzak kalmıyorsunuz. Otomobil yeniliklerinden uzak kalmıyorsunuz. Ve emin olun otomobilleri daha fuarda, standta tanıtılırken görebiliyorsunuz. Artık eskisi gibi otomobiller hakkında bilgi edinmek için çok uzun süreler beklemeye gerek kalmadı. Peki siz zaman zaman test araçları alıyorsunuz. Bazıları sizi kıskanıyor tabii. Evet. Süper arabayı ilk defa siz görüyorsunuz. Burada kendinizi ayrıcalıklı hissettiğiniz oluyor mu? O aracı kimin adına test ediyorsunuz? Bu benim 30 senelik meslek hayatımda en çok sorulan sorulardan bir tanesi. En çok özenilen kısmım diyeyim size. Evet, sahiden birçok otomobili ilk defa Türkiye'de kullanan gruptayım. Biz zaten 86-87 kişiyiz bu işi yapan. Ben bu otomobilleri otomobil firmalarının organizasyon firmaları ya da kendileri bu otomobilleri haklı sebeplerden dolayı benim gibi 85-86 kişiye veriyorlar. Bu otomobilleri kullanan isimler hepsi otomobili yazan, yorumlayan ve emin olun hemen hemen hepsi de çok iyi kullanan isimler. Yani bir otomobil hakkında size bütün bilgiyi detaylı olarak verebilecek, detaylı biçimde verebilecek insanlar ki bilgileri de yüksektir bu konuda. Evet, bu soru bana çok geliyor. Yeni otomobilleri hep kullanıyorum. Allah ömür verirse hep de kullanacağım. Çünkü işimi de seviyorum. Evet, bir büyük ayrıcalık kendi sektörüm için, kendi işim için, kendi hobim için tabii ki büyük bir ayrıcalık. Evet, çok büyük keyif. Bu otomobilleri kimin için kullanıyorum? Öncelikle bunu inkar edemez hiçbir arkadaşım, ben de etmiyorum. Kendim için kullanıyorum. Evet, çok büyük bir keyif. O otomobildeki yeni kokusunu almak, o direksiyonu belki ilk defa, belki ikinci defa tutmak, belki o koltuğa ikinci defa oturmak, emin olun çok büyük haz veren bir unsur. Bunun dışında bu otomobili kimler için kullanıyorum? Bu otomobili aldığım herhangi bir yeni otomobili ya da bana iletilen bir otomobili ben tamamen kendi adıma otoride.tr.com ve Otoride e-dergi okuyucuları adına kullanıyorum. Ve bunu yazıyorum. Bunu yazarken tabii ki belli kriterlerimiz var. Bu kriterlere uygun biçimde bu otomobilleri yorumlayıp yazmak da bizim görevimiz. Bu görevin içinde de en büyük işlem tamamen objektif olabilmek. Çünkü birçok otomobil zaten kendi içinde sınıflara ayrılmış durumda. Ya da kabaca şöyle söyleyeyim. Bir sedan otomobilden arazi performansı bekleyemezsiniz. Bir arazi aracından da sedan lüksünü beklemek yanlış olabilir. İşte bunların ayrımını bilerek yorumlamak da bizim işimiz. Evet, bir otomobil piyasaya çıktığında bize geliyor. Motor hacmini, fren mesafesini, debriyaj aralıklarını, geri vites oranını, her şeyini bilmek zorundayız ama tüketiciyi ilgilendiren ana kısmı otomobilin rahatlığı, işletme maliyeti, yedek parça maliyeti. Bunların dışında tabii de en önemlisi yakıtdur ekonomisi. Bunların dışında okuyucuyu ilgilendiren pek bir kısmı yok. Bunları doğru olarak verdiğimiz sürece okuyucu ne sizden ne bizden ayrılmıyor. Ve zaten okuyucuyla bir olmak da otomobil sektörünün en büyük özelliklerinden bir tanesi. Çünkü emin olun meraklısı çok fazla. Meraklı olmayan da zaten otomobil kullanıyor.
Ama Türkiye'deki otomobil kullanıcılarının hemen hemen hepsi otomobiller hakkında fikir ediniyorlar ve bu fikirleri de kendi içlerinde değerlendirip tartışıyorlar. Birçok sohbet odalarında bakın hemen hemen bütün aracını, kendi aracını kullananların hepsi aracının çok iyi olduğunu, bir üst modele nasıl geçeceğini ya da kendi aracı için neler yapabileceğini anlatırlar. Ve bu bilgi paylaşımı da emin olun çok güzel bir şey. Yeni otomobilleri kullanmak sahiden çok güzel. Allah hepimize versin. Hep yeni otomobil kullanalım. Bahar Bey, kaç araç test ettiniz? Eskiden daha azdı ama şimdi çoğaldı. Kırılımları çoğaldı. Araçların kırılımları çoğaldı. Hesaplamadım ama emin olun, emin olun. Bir arkadaşımın yazdığı bir kitap var. Bin otomobil bin adam diye. O arkadaşım benden daha geç işe başladı. 1000 tane kullandıysa ben 2000 geçmişimdir. Türkiye'de tamamen yeni çıkan otomobiller. Tabi bunların hepsi Türkiye'de değil. Yurt dışına da kullanmak için gittiğim çok oldu.